Merhabalar, Kanal Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle iki şişte örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek sayısı 5 ilmekten oluşuyor. 5-5 şeklinde taktıktan sonra birer tane veya iki tane kenar ilmeği ilave edelim. Kenar ilmeği ben iki tane bırakmak istiyorum. Sizin tercihinize kalmış. Kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmeğimi düz ördükten sonra bir doladım. Bir tane düz ördüm. Bir tane tığımı, şişimi, İpimi doladım. Bir tane düz ördüm. Ve iki tane olmuş oldu. Yani iki ilmeğimi ördüm. İki tane de doladığım için dört tane oldu. Ve üçüncüyü doladım. Üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü doladım. Dördüncü düz ilmeğimi ördüm. Beşinciyi doladım. Ve 5. düz ilmeğimi ördüm. Şu şekilde. Bir başta ve bir de sonda tekrardan doladım. Hem ilmeklerimizin başında hem de sonunda. Tekrardan 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi düz ördüm. 5 tane ilmeğimi düz ördükten sonra hemen tekrar bir tane şişimi, ipimi doladım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Ve şu anda 2 tane düz ördüm. 2 tane arttırma işlemim. Üçüncüyü arttırdım. Üçüncü ilmeğimi. Dördüncüyü, dördüncü ilmeğimi ördüm. 5 ve 5. ilmeğimi ördüm. Yine burada da bir tane arttırma işlemini yaptım. Hem ilk başta hem de sonda da yapıyoruz. Tekrardan 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrardan bir dola, bir düz ör, bir dola, bir düz ör. İkinci oldu ve 3 4 4 ve 5 ve tekrar bir doladım. Kenar ilmeği iki tane bıraktım ve onları da düz ördüm. Örgümün arka yüzünde de işlem yapacağım için hemen kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Ve bu doladığım ilmeğimi bu şekilde şişimden çıkardım. Ördüğüm ilmeğimi uzattım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi bu şekilde uzattım kenarlarda ve ortadaki taktığım ilmeklerimi bıraktım. Hemen geri bunu tekrardan sol şişime aldım. 5 ilmeğimi ve şişime 2 tane şu şekilde 1 ve 2 tane ilmeğimi aldım. Ve bu 5 ilmeğimi şu şekilde çaprazlamasına soldan sağa doğru girerekten 5'ini birlikte topladım. Tekrar şişime 2 tane ilmeğimi attım. Yani 5 ilmeğimi topladım ama tekrardan 5 ilmeğimi 1'e düşürdüm. Düşürmeden önce 2 sağda ve 2 de solda ilmeğimi taktım. Bir de topladığım ilmeğim geri ilmeklerim 5'e tamamlandı. Ve burada 5 tane düz ördüğüm ilmeğimi örgümün arka yüzünde olduğum için ters örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve yine arttırma işlemine geldim ve bıraktım ilmeğimi. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi yine uzattım. Arttırdığım ilmeklerimi bıraktım.
5 ilmeğimi uzattım. Geri tekrar sol şişimi aldım ve yine şişime 2 tane ilmeğimi taktım. 1 ve 2. Yine bu 5 ilmeğimi uzattığım 5 ilmeğimi soldan sağa doğru girdim ve birlikte topladım. Tekrardan sol tarafa yine 2 tane ilmeğimi taktım. 5 ilmeğimi geri tekrar 5'e tamamladım. Ve tekrar 5 tane ters ilmeğimi 2, 3, 4 ve 5 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine aynı şekilde arttırma yaptım. Şişime doladığım ilmeğimi bırakıyorum. Ördüğüm ilmeklerimi uzatıyorum. Bu şekilde tekrar sol şişimi aldım. Hemen 1 ve 2 tane arttırma yaptım. Ve soldan sağa doğru bu şekilde çaprazlamasına 5 tane ilmeğimi topladım. Tekrar 2 ilmeğimi taktım. Ve kenar ilmeklerimi ördüm. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Ve bir düz ilmeğimi ördüm. Burada alt kısımda topladığım ve ilmek taktığım ilmeklerimi 5'ini de düz örüyorum. 1 2 3 1 2 3 4 ve 5 tane. Bu 5 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimi kaydırma işlemi yaptığım için burada bir doladım ve bir düz ördüm. Tekrar bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Tekrar bir doladım, bir düz ördüm. Şu anda 1, 2, 3, 4 ve son 5. ilmeğimi ördüm. Tekrar hem yine aynı şekilde hem başta hem sonda da ilmeklerimizin arasında da arttırıyoruz. İlmeklerimizi başında ve sonunda da arttırıyoruz. Tekrar 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve 5. ilmeğimi ördüm. Tekrar modelimin kurulumuna geldim. Arttırma işlemine 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar sonuncuyu da arttırdım. Ve buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Hemen burada yine ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz ördüğüm ilmeğimi arka yüzde yine ters ördüm. 5 tane ilmeğimi ve diğer arttırmış olduğum ilmeklerimi yine bu şekilde bırakaraktan 5 tane ilmeğimi uzatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi uzattım. Tekrar sol şişimi aldım ve yine aynı şekilde 1 2 tane ilmeğimi taktım. Tekrar soldan sağa doğru 5 tane ilmeğimi birlikte bu şekilde çaprazlama topladım. 1'e düşürdüm. Tekrar 2 tane ilmeğimi taktım. Geri ilmeklerimi 5'e tamamlamış oldum. Yine aradaki ilmeklerimi ön yüzde düz örmüş olduğum ilmeklerimi örgümün arka yüzünde ters örüyorum. 3, 4 ve 5. Tekrar model kurulumuna geldim. Tekrar ilmeklerimi uzatıyorum. Tekrar sol şişimi aldım. Sağ şişimden
2 tane ilmeğimi arttırdım. Ve 5 ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru girerekten bu şekilde topladım. Tekrar 1 ve 2 tane ilmeğimi arttırdım. Ve yine diğer ilmeklerimi ters ördüm. Örgümün arka yüzünde olduğum için ters ördüm. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve burada bakın. Burada şimdi tekrardan yine kaydırma işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane düz ilmeğimi ördüm. Ve bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bu şekilde 5 tane ilmeklerimin hem arasında hem de ilk başta örmeden önce bir de sonda ördükten sonra arttırma işlemimi yaptım. Ve bu kurduğum modelin üzerindeki 5 ilmeğimi bunları da yine düz örerekten devam ediyorum. Ve sonuncu 5 ilmeğim, 5. ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım, bir arttırdım, bir dolayıp bir arttırdım. Bu sıramız da bu şekilde. Modelim çok kolay. Herkesin yapabileceği bir model. Ve tekrar düz ilmeklerimi örüyorum. İsterseniz alize iplerle şal da yapabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, her türlü modelde hemen hemen kullanabilirsiniz. İnce alize iple yapılınca ben şala yakışacağını çok umuyorum bu modelin alize ipiyle. Ve kalan iplerle, bebe ipleriyle de bebe örgüleri yapabilirsiniz. Her zaman da söylediğim gibi yapmak istediğiniz iple küçük bir parça öncelikle başlayıp modelinizin nasıl olacağını ve nasıl kuracağınızı yaptıktan sonra büyük parçayı her zaman için yapmanızı tavsiye ederim. Kenar ilmeklerimi ördüm ve yine ilmeklerimi uzattım. 5 tane ilmeğimi doladığım ilmeklerimi bıraktım. Ve yine 2 tane 1 ve 2 tane ilmeğimi taktım. Yine soldan sağa doğru. Beşini birlikte topladım. Tekrar 2 tane ilmeğimi arttırdım. Bu sıramız da bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Sıra sonuna kadar 5 tane ilmeğimizi ters örüyoruz ve arttırma yaptığımız ilmeklerimizi bırakaraktan 5 tane ilmeğimizi uzatıp 2 tane sağ taraftan arttırma, 2 tane de sol taraftan arttırma yapıyoruz ve 1 tane de ortada topladığımız ilmeğimizle geri ilmek sayımızı 5'e tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde devam edelim örgümüze. Modelim bu şekilde. Ben birkaç sıra daha yaptım. Ve bu bebe ipiyle yaptım. Ve örgümün arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şöyle bırakayım. Şu anda elimde alize iple yapıyorum. Kızım bu renkte istedi. Kızıma yapıyorum. Koyu renk olduğu için gösterim belki dedim ekranda bazen göstermiyor. Yine de sizlere bu şekilde göstermek istedim. Açık renkle dedim başlayayım. Örgümün ön yüzü bu şekilde ve arka yüzü de bu şekilde. Ve krem ipimle de sizlerle birlikte yaptığım modelim bu.
koyup da göstermiyor ekranda çoğu zaman. AliExpress'le de az önce söylediğim gibi şal, anne yelekleri, gelin yelekleri yapabilirsiniz. Ve bebek piyle de bu şekilde biraz aralıklı ama baharlık yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. AliExpress'le o kadar fazla, bakın, açıklık olmadı. İnce olduğu için ve 2,5 numara şişle yaptığım için bunu da 3 numara şişle yaptım. Şöyle göstereyim. 3 numara şişim. Ve tekrar şöyle daha net gösterebilmek için size şöyle tutayım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.